da treningo alınmış iki tane kız ve bir tane de maçın. Arkamda bir tane güzel zirehli maşın var. It's okay, no worries. Zirehli maşın var. Maşın çok muhteşemdi yani, hakikaten. Hoş gördük herkese. Downtown Los Angeles'da yerleşen Convention Center'da bugün 2018-ci Los Angeles Auto Show keçirilir ve burada 2018'dan sonra yani yeni çıkan avtomobillerin şovu gösterilecek ve görev neler var içeride ve hansı maşınlar var, yeni maşınlardan tanış olmağı size göstereceğim. Bu arada mikrofonum var idi, mikrofonumu getirmiştim, onun da batarakası, zahmetkası kurtardı, ona göre sesim biraz zayıf çıkabilir ama maksimum derecede kışkırmaya çalışacağım. Ve görev ne maşınlar var ve girişte bizi hansı maşınlar gözlüyor ve bir bazı size malumat vererek görev neler var, yeni nelerimiz var. Spinning on sticks. However, we here at State Farm. İlk önceki girişte bizi Lexus RC modeli, 2019 modeli karşılıyor ve yeni modelimiz çok muhteşem güzeldi ve ümumiyyətlə Auto Show'un, Los Angeles Auto Show'un ilk girişinde hal-hazırda bu modelle karşılaşacaksınız eğer giren olsa ve Lexus, ümumiyyətlə Toyota şirketine mahsus Lexus dünyada öz sözünü deyən avtomobillerdendir. Etrafını da maksimum derecede çekmeye çalışıram. RC modeli sport modeldir ve size malumatları da vereceğim, ne kadar sürati necədir. Biz orada da içini çekeye göre içini gösterebiliriz. İçi fiber karbondur ve start stop çok klasik modeldir aslında. Burada da neyse böyle bir şeyler koyuyorlar, bilmiyorum ne için koyuyorlar. Sirenikleri çok şeydi. Arka tarafını gösterebilmedim ama çok maraklı bir sireniyalar var, oturacakları var ve çok muhteşem bir şeydi. Görünüşü çok dehşet görünür. Burada bu benzin kapağı böyle sadece şeysizdi, tank yani benzin tankının kapağı yoktu böyle diye. Ve gelin bir bazı maşın hakkında malumatlar vereyim. Maşın, wow, 2019 değil. Is it 2015? That guy knows the guy in the gray shirt. Okay. 2015'in maşını yazdık burada. Ama 2019 bilirdim. Şimdi yine de etraflı malumat alacağım. 3000 kilogramla 1.4 tondu. Ve V8 silindirdi motoru. 5 litr. Yani 5 litr. Bunu şeklini çekeyim ve videoda koyarım. Maraqlananlar için. Ve 8 transmission var. Yani 8 speed var. Maksimum sürat yazılmayıb. Çok maraqlıdır. Neye göre yazılmayıb. 467. Deyəsən bu elə maksimum sürətdir, şeydi, bu at gücüdür əslində, 467 at gücüdür, ama maksimum sürəti yazılmıyor. Yeah. Okay. Burada başka bir Lexus RS 350 modeli var, onu da biraz aşağıdan çekeyim. Rengi çok muhteşemdi. Çok oldukça güzel bir rengi var avtomobiline. Burada da bunun salonundan yukarıdan ya da içeri taraftan
şəkil veriblər. Çox güman ki, o qara şişənin qara olmasını məlumat verir. Maşınların hamısının içi bağlıdır, ona görə sizə içini çəkə bilmiriz. Kənardan da belə bir görünüşü var. Başqa bir Lexus modeli var burada. UX modeli. Bu da hatchback kimi bir şeydir. Bu modelləri sevən üçün əslində ailə maşını kimi bir maşındır. Bunda içi adi maşındır. Yəni belə maşınlarla sizin başınızı ağrıtmaq istəmirəm, amma burada bir LFA, Lexus LFA var. Bu da Lexus LFA modelidir. Modelin rəngi çox gözəldir. Nakladkaları, yəni tormuz sistemi qəşəng dizayn verir. Bir növ Ferrari oxşuyur əslində. Normalda qırmızı rəng Ferrari də olur. Amma yenə də çox gözəl dizaynı var. İçinə baxana görə nə var nə yox. İçi də çox möhtəşəm qırmızı dəri ilə örtülüb və sport maşındır. Yəni bildiyimiz sport maşındır və gözəl monitoru da var. Monitor yuxarı açılan monitordandır. İşıqları da yanılır. Baxa görə qabaqdan necədir. Bu arada burada başqa bir Lexus modeli var. Çox da Lexuslarla başınızı ağrıtmayın. Bu qabaqda gördüyünüz Toyota'lardır. 3 dənə biri Tacoma, şey, Forerunner'dır. Biri bu şeydir, Camry'dir. Toyota Camry. Digəri Highlander. Ən sevdiyim maşın Highlander'dır. Bu Forerunner böyük Prado böyüklükdə deyək maşındır. Bunda yəni yeni özəllikləri nədir bilmirəm, limited-dir bu maşın. Yeni özəllikləri nədir bilmirəm. Amma sadəcə belə çəkirəm, yeni model belə olacaq Forerunner sevənlər üçün. Bu da Camry-dir. Camry sevənlər üçün də bir balaca dizaynını göstərim. 2019 model dizayn. Qabaqdan belə olacaq. Və Highlander. Mən öz maşınımın videosunu çəkəcəm sizə. Bir dəqiqə. Öz maşınımın videosunu çəkəcəm. Bu maşını eynisindən almışam. Bu SE modelidir. Məndə Limited-dir. Məndəki 2018 modeldir. Bu artıq yeni model, 2019 modeldir. Və məlumat var da yəqin ki burada. Heç kompüter işlətmək üçün qoymuyor bu. Çox bir yenilik yoxdur əslində. Eyni bir şeylərdir. Sadəcə bir yenilik Apple CarPlay deyilən bir şey var. Amerikada ən çox istifadə olunan Apple CarPlay-dir. O var. Dizayn olaraq eyni dizayndır. Bir balaca bunun rənginə uyğun. Məndəkində belə metaldır. Öz maşının incələməsini çəkəcəm maşını gəlib arxa tərəfindən vurublar. Ona görə sizə bir elə məlumat verə bilmirəm. Amma yenə də Toyota-nın içində ən sevdiyim maşın Highlander-dır. Həqiqətən sevdiyim maşındır. O sürənlər bilər, sürənlər üçün bir dəryadır. Həqiqətən çox super maşındır. Sürməyənlər üçün heç nə təbii ki, amma sürənlər üçün çox super maşındır. Gedək görək başqa nələr var. Biraz daha atı salonu göstərim belə. Burada da belə bir line-da dayanıb oynamaq üçün bir şey var. Maşın sürmək üçün test drive-dir. Marağı da bundadır. Əslində line-da dayanmağın dəyər məncə. Gedin line-da dayan. Burada maşın yarış edib 11-ci yerə çıxdıqdan sonra gəlir burada aşağıda görək nə maşın var. Önümüzdəki maşınlara baxalım.
Wow. Nereden başlayayım? Nereden? Bir saat de vaktim var. Burası Venice. Wonderful. Böyle bir üç tekerli. Gidelim bu tarafa. Burada bu kızlar. Dur bu maşın. Ne maşındı? Bakalım şöyle. SCI olmalı. Evet. Bunlar hamsi körne modellerdi aslında. Burada da Ferrari Ontario. Ferrari modelidir. Evet. Tamam. Maşının güzelliğine bak. Mercedes. Ya buradan. Şimdi Mercedes sevenlere gelsin bir tane de bu. Özel hazırlanan tuning eleyen mas tuning olunan masinlardı. Bunlar da all ends. Maşının renginin güzelliğine bak. Süper. Hakikaten Mustang. Ford Mustang. Yo, bu Chevrolet Dodge'du. Mustang'dır. Dodge'du. Chevrolet. Aradaydı Dodge'du. Dediğim gibi maşınların adını sattı. Bunun arkasına da. Bunlar nasıl canlı? Sizin özelliğine bakmadan. Həvəs var burada da yani. Mən düşünürdüm ki Amerika'da belə bir şeydir, maşına tuning falan eləmirlər ama həqiqətən var imiş. Nömrə monitoruna bakın. Ses sistemi Chevrolet'dir. Chevrolet sevənlər üçün də bir video bunu bir daha. Wait işte. Kardeşlerim bir şeyle söhbət elədim burada. Şeydi, mənim maşınım için monitora bakacak. Vizit kasını da verdi, e-mail attı ya. Bu da yani bayaqçı kimi o şeydendi. Tuning olunan maşındı. Bunlar hamısı bu kardeşin salonunda tuning olunub. Yani bunların hamısını bu tuning edib. Chevrolet'dir bu da. Hunters. An... Yok. Chevrolet nedir o? Vortica Max denedir. Burada da bir başka bir tuning olunan maşın. Wow, Jeep. Burada da başka bir Jeep. Bir şeklini çekmeye lazımdı mutlak. Jeep severlere gelsin. Şekilleri de yavaş yavaş paylaşacağım. Burada da böyle bir tuning olmuş. Üstü fiber karbonla tuning olmuş böyle bir maşın. Böyle de burada da tuning olmuş. İki tane kız ve bir tane de maşın. Daha namusun tuning edipler. Burada da geçen kalonkalar. Pasavikler falan. Sevenler için gösterek. Amerika'da ben herkesten böyle bir şey olduğunu bilmirdim. Ve sizi arkamda güzel bir sürpriz gözlüyor. Burada çiftti. Galiba Rubicon. Özel maşında. O üstündeki ışık çok dehşet yüzü yanır. Hemen onu götürüp karşı taraftan falan gelende çok fikir veririm onlara. Böyle burada da arkamda bir tane güzel
zirehli maşın var. It's okay, no worries. Zirehli maşın var. Maşın çok möhteşemdir yani, hakikaten. Burada paltarlar falan. Bu kadar dostlar. Videonun devamı için başınızı ağrıtmak istemiyorum. Devamını ayrı bir videoyla paylaşmak istiyorum. Ve devamını izlemek için növbəti videoda görüşürüz inşallah. Özünüzü yaxşı baxın. Ve autoseverlerin hamısına salamlayıram buradan.